Evet abi, şu anda Çayköy'de, Kaş Kalkan Çayköy'de gölün içindeyiz. Burası göl mevkii. Şimdi tabii göl dediğime bakmayın. Şu anda göl yok, su da yok. Binlerce yıl önce Akdeniz Patara tarafından deniz yavaş yavaş önüne set yapmış. Alüvyonlar set yapmış. Bu geri kalan kısım, göl kısmı yavaş yavaş dalyanlaşmış, bataklık haline gelmiş ve kurumuş. Dolayısıyla şu anda burası sera bölgesi. Sazlık, bataklık, çayırlık. Eski büyüklerimiz söyler, şu kıyı kısımda hala gemi bağlama, kayık bağlama yerleri vardır diyorlar. Şimdi burada 1 metre kalsan hemen tuzlu su, tatlı su çıkıyor. Deniz suyu çıkıyor. Patara Denizi'nden gelen, bu tarafa doğru gelen set aslında ya 1,5-2 metre, 3 metrelik bir set var. Bir tsunami gibi bir şey olsa, bir afet olsa buraları yine eski haline döner. Deniz olur, göl olur. Doğanın dengesine fazla oynamamak lazım. Şimdi yapılaşmaya açıldı buralar. Binalar yapılıyor gölün içine. Yani seralar yapılıyor. Eski kışlar olmadığı için biraz yükseklere de villalar falan yapılmaya başladı. Bu gördüğünüz ileri tarafta Üzümlü tarafı, Margaz tarafı. Türkiye'nin en lüks, en güzel villaları burada. Hatta ulusal basına ve dünya basına çıktı. Üzümlü Margaz manzarasıyla ünlü bir yer, villalarla ünlü bir yer. Biz de şimdi gölün içindeyiz. Hayırlısı. Şimdilik ineklere, keçilere mera, seralara araziyi, sazlık, bataklık, çoğu zaman kurak bir yerdeyiz. Hatta yol bile yapmış adam gölün içine. Çayköy'den selamlar, saygılar. Kolay gelsin arkadaşlar. Allah gösterme, ileride şu Patara tarafından, deniz tarafından 4-5 metrelik bir dalga olsa, orada oluşturduğu, olivyaların oluşturduğu 4-5 metrelik seti bir yıksa burası komple su dolar. Yani o kadar ince, diken üstünde burası. Adı üstünde göl yatağı kuru kalmaz.